Heyecanla çocuklarımızı bekliyoruz. Yüz yüze eğitimde çizilecek, uygulanacak rota belli oldu. 12 Ekim'de çocukların çoğu okula gelerek yüz yüze eğitime başlayacak. Yukarı. Peki bunlardan hangisini seçmem gerekiyor? Seç bakalım. Pazartesi gününden itibaren 1., 2., 3., 4., 8. ve 12. sınıflar okula gelecek, yüz yüze eğitime başlayacak. 2 gün yüz yüze, 3 gün ise online olarak eğitim alacak. Okula geldikleri günlerde yüz yüze eğitim, diğer 3 günde ise uzaktan eğitim yoluyla destekleyeceğiz çocukları. Yüz yüze derslere katılamayacak olan çocuklarsa online olarak derslere katılacaklar. Yüz yüze ders sırasında eğitim yapılırken canlı yayın yoluyla okula gelemeyen ya da ailesinin göndermek istemediği çocukların eğitim imkanından mahrum kalmamaları için canlı yayınla derslerimizi çocuklarımıza yayınlıyoruz. Uzmanlar uyarıyor. Çocukların daha çok evde olduğu salgın döneminde ailelere büyük görev düşüyor. Ağırlıklı olarak sorumluluk aileye düşüyor. Bir kere çocuğun kalkış ve yatış saatlerinin çok düzenli olması lazım. İkincisi, ders saatlerini kaçırmadan, yine ailenin sağlayacağı disiplinle ders zamanlarını kaçırmayacak bir şekilde bilgisayarlarının, tabletlerinin başında olmaları gerekiyor. Her dönemde olduğu gibi salgın döneminde de çocukların okuldan tamamen kopmaması büyük önem taşıyor. Şimdi biz hiçbir zaman çocuğu zorlama eğilimi göstermedik. Ama çocuğu okula getirmekten de vazgeçmeyeceğiz. Şimdi öğretim dediğinizde uzaktan eğitim olabilir. Yani matematiği, Türkçeyi ya da herhangi bir disiplini online'da öğretebilirsiniz. Ama eğitim dediğimiz süreç, gelişimsel süreçler açısından çocukların okulda olmaları çok önemli. Salgınla mücadelede hijyen şart. Koronavirüs tedbirleri kapsamında açılacak okullarda da tedbirler en üst noktaya çıkartıldı. Bir kere tuvaletlerden başladık. Sensörlü sistem oluşturduk tuvaletlerde. Yemekhane gibi mekanları seyrettik. Artık bütün öğrenciler aynı anda gelemiyorlar. Yemek saatlerini farklılaştırdık. Bütün kullandığımız mekanların kapısına hijyen istasyonları kurduk. Öğrenciler sınıflarda sosyal mesafe kuralına göre oturacaklar, maske takacaklar ve birbirleriyle kalem, silgi alışverişi yapmayacaklar. Burada 4 tane temel unsur var. Bunlardan bir tanesi maske, ikincisi mesafe, üçüncüsü hijyen, dördüncüsü de bağışıklık sistemini güçlendirmeye yönelik.